Herkese selamlar dostlar. 29 Aralık 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var ve bu maçların 4 tanesi de yüksek orandan sizlere de önereceğim. Değerlendirecekler. Herkese bol şanslar. Öncelikle sizlerden ricam videoya hemen 2 saniyenizi ayırıp like atmanızdır. Artı 300 seviyesinde like gelirse çok sevinirim. Emeğe saygı diyelim ve başlayalım isterseniz. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Ekrana gelsin. Skor yarışmamız Beşiktaş'la Adana Demir mücadelesi. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Gollü bir maç geçme ihtimali var bence. Ben kendi skor beklentimi söyleyeyim. 2-2'lik bir beraberlik çıkabilir. Gollü bir beraberlik çıkabilir düşüncesindeyim. Ve daha önceki Fenerbahçe Hatay maçının maç skorunu sormuştuk. Bilen arkadaşımız 4-0'la Erdiş Tufan isimli arkadaşımız Instagram üzerinden bana yazarsa katı Telegram gruplarımıza Ocak ayı boyunca da dahil edelim arkadaşımızı. Bol şanslar. Geçtim bunu. Dün çok güzel bir gündü. Ne kazanç ama. Tebrikler yazmışımdır ben zaten. Başlığını da ayarlamıştım. 2 tane yüksek misli maçımız vardı. İsterseniz soldan başlayalım. Avrupa için yüksek misli de 1.65 gibi orandan verdik. Avrupa oranlarıyla bu. Fenerbahçe Hatay maçına Masson'u 1.5 üst. United Forest maçına Masson'u 1.5 üst. Başakşehir'in atacağı bir gol toplamda Avrupa oranı 1.65 ediyordu. Üçlü olsun güçlü olsun dedik. 1.65 gibi orandan aldık. Sağda gördüğünüz ise nesine oranına göre verilmiş. Yaklaşık 1.30 küsür oranı var bunun da. Fenerbahçe'nin devreden atacağı bir golü aldım ki devreden 2 tane attı. Fenerbahçe devreleri etkili oynayan takımlardan bir tanesi. İlk yarıdan bir gol atması benim için önemliydi ve yüksek misli olarak önerdim. Onu da değerlendiren arkadaşlarımız oldukça fazla. Tebrikler edelim. Dediğim gibi Ocak ayından itibaren yüksek misli seviyesinde 3000, 2000 maça göre, güvenceye göre kasıt soraktan da miktar belirterekten de gideceğimizi söyleyelim şimdiden. Geçtim bunu. Günün kombini vardı arkadaşlar. Katıl Telegram grubunda 450 kişilik grubumuza attığım bir kombindi bu. Fenerbahçe'nin alır ve üstü. Zaten YouTube'da da böyle önermiştim. 2.5 üstüne 1.50 gibi orandan almıştım ben. Çok temiz geldi. Chelsea maçına da 4.5 altında 1. Yani Chelsea öne geçtikten sonra dakika 20'de öne geçti. Fakat tam anlattığım gibi oldu. Skoru koruyor Chelsea takımı. Böyle bir takım. 2-0 bitti. Oradan da günün kombini de zaten kazanaraktan devam etti. Geçtim onu. Canlılarda da ekstra kazançlar sağladık da başlığın hakkını verelim dedim ben. Dün canlı maçlarda da herkes açık gruba da attım bir miktar. Kendi grubumuzda zaten editör arkadaşlarımız coşturdu. Yeni editör arkadaşlar da aldık. Şöyle kaliteli adamlarla birlikte çalışmaya devam ederekten de ekibimizi de güçlendirdik. Canlılardan da bu şekilde dün çok güzel ilerlediğimizde belirtelim. Canlı maçlardan da güzel kazançlar elde ettiğimizi söyleyelim. Geçtim bunu da. Herkes açık grubumuz var arkadaşlar. Yorumlar kısmında ve açıklama kısmında zaten ben linkini bırakıyorum. Orada da yaklaşık 5000 kişi var. Ara ara orada canlı bahisler attığımı belirteyim. Dün mesela Fenerbahçe'nin 3. golü ev sahibinden gelmesini bekliyordum. Aynı şekilde geldi. Ara ara dediğim gibi ekstra kazançlar sağlatmak adına da orada sizlere bahisler de attığımızı belirtelim ve isterseniz başlayalım. Sizlerden ricam videoyu atacağınız dediğim gibi artı 300 seviyesindeki like'larınızdır. Herkese bol şanslar. 6 adet mücadelemiz var. Başlıyorum. Sivas Galatasaray maçıyla başlayalım. Sizler de biliyorsunuzdur ki Türkiye'nin en zor deplasmanlardan bir tanesi Sivas deplasmanıdır. Özellikle kış ayında. Oralar şimdi zaten buz gibidir. Kar yağışı var mı bakmadım da buz gibi olduğunu eminim. Çünkü daha geçenlerde bir Ankara, Eskişehir'e gittim. Oralar bile soğuksa Sivas taraflarını düşünemiyorum ben. Maç zaten öncelikle soğuk bir havada geçeceğini söyleyelim. Sivas deplasmanında zor maçtır. Galatasaray'a baktığımız zaman da bu maçta Icardi olacak mı? Bu önemli. İdeal 11'ine şöyle bir yavaştan ben göz atayım. Ekranım da açık zaten. Yine Gomis oynayacak gibi gösteriyor. Icardi'nin bir sakatlığı olarak gösteriyor. Torreira'nın da kart cezalısı bu maçta. Orta sahanın olmayışı Sivas adına önemli. Özellikle Saiba ve Gradel gibi isimlerle birlikte rakibin orta sahasına çok fazla zeval verebilen takımlardan bir tanesi Sivas. Ben Sivas'ın kendi evinde gol bulmasını bekliyorum. Bu maçın idealden karşılıklı gol olarak sonlanmasını bekliyorum. 1.51 gibi oranı var zaten. Genellikle Sivas'ın kendi evinde oynadığı Galatasaray maçlarına baktığımız zaman da golü de geçmiş ve her maçı da KG olduğunu görmek mümkün. Ben şöyle de bir beklentim var. Galatasaray burada liderliği tekrardan eline almak isteyecekse bir galip gelme olasılığı da var bence. Galip gelirse nasıl galip gelir diyerekten şöyle de bir yüksek oran önerisi yapmak istiyorum. 2-1 skora göre handikap 0, 3.37 gibi oranlar tek farklı bir Galatasaray galibiyeti de bu maçta gelebilir. Bol şanslar. Lorient ile Montpellier mücadelesi. Yani sanırım Avrupa'da en fazla kart gören takımlardan bir tanesi Montpellier'dir. Son maçlarında hala kırmızı kartlar görmeye devam ediyor ki bu maçta bile 2 tane kart cezalısı var Montpellier'de. O yüzden takımda birkaç eksikler var ve Montpellier'in genel takımına baktığımız zaman da ağırlıklı olarak kanatları kullandığını görmek mümkün. Lorient'e baktığımız zaman da ileride Mofi var zaten. Bahsetmiştim. Şu an takımın en golcüsü. Aynı şekilde Kuatra da muazzam sağ kanatta oynuyor Lorient'te. Onlar da birlikte ilerideki uyumu, takım oyunu 2. ve 3. bölge. Bakın 1 ve 2 değil. 2-3 bölge uyumu olduğu için zaten sonuna kadar ya buralara, lig durumuna bakın. Puan durumuna 5. sıradalar. Yani liderliğe kadar oynayacak durumdalar açıkçası. İyi de bir futbol sergiliyorlar. Ben bu maçta bir korner tercihini aldım. Her iki takımda korner kullanan ekiplerden bir tanesi olduğu için 8.5 üst kornerde 1.39 oranı açmışlar. İdealden bunu sizlere öneririm. Yüksek oranıyla birlikte ne yapabiliriz diye baktığım zaman da Lorient'in burada 2-0-2-1 ayarında galip gelmesini bekleyerekten de maç sonu 1 ve 1.5 üstün oranı burada 2.14 gibi oranı var. Yüksek oranıyla da bunu önerebilirim sizlere. Beşiktaş Adana Demir mücadelesi. Yani Adana Demir gerçekten, Adana Demir Başkanı'nın şöyle bir açıklaması vardı. Bizim amacımız herkesin ikinci takımı olabilmekte. Ki yani bunu da büyük ölçüde başardığını söyleyebilirim. Oynadığı futbolla birlikte gerçekten zevk veren bir Adana Demir olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'ta oynayacaklar. Bu iki takımın maçlı son maçları bildiğimizde Balotelli'nin o hareketleri vesaire derken biraz olaylı da olmuştur. Keyifli maçlar da oynadılar her zaman. Bu maçın da ben yine tabii ki şöyle baktığımız zaman da KG var, idealden alırsın, kombinene koyarsın. Zaten 0-0 bitebilecek bir maç mı? Şöyle bakıyorum. İlla ki biri, yani bir de şöyle düşünüyorum. KG'ye mi gitsem, üste mi gitsem diyerek de bazen düşünüyorum. Maçın 3-0 var mı bir taraftan diye bakıyorum. Bence yok. O yüzden burada idealden KG var tercihini almak da bence mantıklı. Yüksek oran olarak ne yapabiliriz diye baktığım zaman da eğer KG'yi aldıysak beklenti dahilinde bir maç geçmesini bekliyorum ben. İlk yarıdan da 2 tane gol gelmez mi diyerek sizlere soruyorum. Yüksek oranıyla birlikte burada ilk yarı 1.5 üstü de burada 2.09 gibi orandan yüksek oranıyla YouTube'da önermek isterim. Bol şanslar. Geçtim diğer mücadeleme. Real Betis ile Bilbao mücadelesi. Özellikle Bilbao inanılmaz bir futbol sergiliyor ki Real Betis'in kendi evinde olmasından dolayı maçın favorisine bakın. Maçın favorisi yok. Yani her iki takım da aynı oranı açmışlar. Şöyle bu maçta 1-1 gibi bir skor çıkabilir aslında da burada KG var'a gitmek bence akıl mantık işi değil. Çünkü zor bir mücadele. Böyle zor takımlar, iki tane dişli takım bir araya geldiği zaman da bir tane gol geldiği zaman ikinci biraz zorlanıyor veya bastırırken diğeri atıyor. O yüzden bu maçta öyle bir KG var tercihine gitmeyeceğim. Fakat şöyle de bir olasılık oluyor. Şöyle de bir senaryo oluyor. Erken bir gol geldiği zaman da maç açılaveriyor bir anda. 4-3'lük bir maça da dönüşebiliyor. Ama ben şöyle yüksek oranlı tek tercih yapmak istiyorum bu mücadeleye. Ben mücadelenin 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Yüksek oranı zaten var. 1.78'de oranı var. Tek tercih 1.78 gibi orandan 2-3 gol tercihini önereceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Geçtim bunu da. Marsilya ile Tunus mücadelesi. Yine güzel bir karşılaşma. Fransa'da Marsilya benim sevdiğim takımlardan bir tanesi. İdeal kadrosuna baktığımız zaman da şu an burada Payet, Sanchez ve Cengiz Ünder ileride üçlü olarak gözüküyor. Fakat Cengiz'in bir Beşiktaş'a sanırım transferi gündemde, de olur mu olmaz mı detaylarına tam da bakmadım. Gelir mi bilmiyorum. Kadrosu sağlam bir Marsilya takımı var. Kendi taraftarı önünde ve kendi evinde iyi oynayan, kolay kolay kaybetmeyen bir Marsilya olduğu için burada Tunus'a karşı galip gelir bence. Galip gelirken nasıl galip gelir bunu bilmek lazım bence. Tunus takımı da zaten çok iç açıcı bir takım değil. Ligdeki durumu da belli. Son oynadığı maçlar da belli aynı şekilde. Marsilya'nın kendi oyunuyla birlikte mücadeleyi ben çok fazla gol atmadan 1.33'lere 1.70'lere. Bakın burada 4.5 altında bir yaparaktan da ben taraf galibiyetini 1.70 olana kadar çıkartmak istiyorum. Marsilya takımı galip gelirse burada 4.5 altında galip gelsin diyorum. 1.70 gibi oranları çıkartaraktan da yüksek oranıyla sizlere önermek istiyorum. Bol şanslar. Geçtim diğer mücadeleme. Basketbol Euroleague'de, Euroleague maçları da var. Ben Euroleague'i keyif alarak takip ediyorum. Daha yeni Fenerbahçe Anadolu Efes maçı vardı. İnanılmaz güzel bir maçtı. Çok izledik, uzadı falan derken Clyburn muazzam işler yaptı. Tel Aviv'de oynayacaklar. Anadolu Efes'in genel savunmasına baktığımız zaman da hani bir tane var ya, evlere şenlik kızımız var diyor. Orada Anadolu Efes'in savunması da şöyle. Evlere şenlik savunmamız var şeklinde bir Anadolu Efes savunması olduğundan dolayı sadece savunmayı Brian Dunstan üzerinden yapabilen bir Anadolu Efes var. Tel Aviv'de kendi evinde, kendi evindeki Euroleague maçları ortalamaya baktığımız zaman da 80 baremi var kendi evinde attığı sayıya. Efes tarafına da Larkin döndü. Ben şu kadar söyleyeyim. Misic, Larkin zaten oyunun bir yerde mutlaka giriyor. Clyburn de o kalitede. Geçen maç mesela Misic'le Boboa girememişti oyuna pek fazla. Yani girdi de isabet yüzdeleri düşük kalmıştı diyeyim ben sizlere. Bu mücadele ben keyifli bir maç bekliyorum. Mücadelede kaç para maçlar bilmiyorum. 162 falan aşabilirler. 160 para açabilirler. Mücadeleyi doğrudan en alt baremden üst almanızı öneririm. Diyerekten de bu maçı da kapatayım. Toplamda 6 maçım vardı. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsettim. Sizlerden ricam videoya atacağınız like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Yorumlar da aynı şekilde benim için çok önemli. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.